İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Onun fikri doğru çıktı. Hazreti Peygamber'in ikinci halifesi, adaletin timsali, merhamet hazinesi. Binlerce razı olsun Rabbimiz kendisinden, bir milim ayrılmadı o Resulün izinden. 32 yaşında kavuştu hidayete, onunla Müslümanlar eriştiler kuvvete. O iman ettiği gün çok sevindi müminler, sevinç tekbirleriyle gökleri inlettiler. Meşhur Bedir Harbi'nden dönüldüğünde geri, getirdiler küffardan alınan esirleri. Allah'ın sevgilisi sordu her sahabiye, esirler hakkındaki fikriniz nedir diye. Hazreti Ebubekir arz etti ki cevaben, kendi kabilemizdir, öldürmeyelim hemen. Sıkı takip edelim onların işlerini. Birer fidye alarak bırakalım hepsini. Ümid ediyorum ki ileride bu esirler tövbe edip imanla şereflenebilirler. Sonra Hazreti Ömer fikrini eyledi arz. Dedi, ya Resulallah, bunlara şefkat olmaz. Zira tekzip ettiler seni ta baştan beri. Sonra şehit ettiler nice sahabileri. Seni dahi katl için teşebbüse geçtiler. Mekke'den çıkman için seni mecbur ettiler. Bunun için derim ki, öldürüp her birini temizlemiş olalım kafirlerden bu dini. Emir buyurunuz da siz Hazreti Ali'ye, öldürsün kardeşini o kendi eliyle. Öldürsün Hamza dahi karındaşı Abbas'ı, ben dahi öldüreyim akrabamdan şu şahsı. Çünkü reisleridir bu kişiler küffarın, kat'i düşmanıdırlar bunlar Müslümanların. Resulullah cevaben bir şey söylemediler. Fikirleri dinleyip odaya çekildiler. Birazdan teşrif edip buyurdu ki evvela, değişik halk etmiştir kalpleri Hak Teâlâ. Ya Ebâ Bekr, benzersin sen İbrahim Nebi'ye. Hayır dua etmişti o kâfir ahaliye. Sen Musa peygambere benziyorsun ya Ömer. Onun bedduasıyla boğulmuştu kâfirler. Hazreti Ömer der ki, o gün Resul-i Muhtar, Ebu Bekr-i Sıddık'ın reyine verdi karar. Ertesi gün gördüm ki, Resul-i Zişan ile Ebu Bekr oturmuş ağlarlar gözyaşı ile. Üzülüp yanlarına yaklaştım ben o zaman. Dedim, ya Resulallah, nedir sizi ağlatan? Buyurdu ki, ya Ömer, esirler hakkında ben, fidye alıp bırakmak fikrini seçtiğimden hata eylediğimi bildirdi Hak Teâlâ. Az kalsın bir azaba olacaktık müptela. Öyle yakın geldi ki o azap üstümüze, şu gördüğün ağaçtan daha yakındı bize. Eğer o başımızdan çevrilmeseydi geri, olmazdı tek kurtulan Sa'd ile senden gayri. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan Sırrı-i Sakati,
rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, çok istiğfar etmek, alçak gönüllü olmak ve çok sadaka vermek, Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği velilerin, evliyanın ahlakından olup Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturur buyuruyor Sırrı Sakati rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Çok sağ olun hocam. Sizden öncelikle dua istiyorum. Evliliğim ve hayırlı evlat sahibi olmak için dua Allah istiyorum. Teala hakkınızda hayırlı olanı ihsan etsin. Evliliğinizin de hayırlı evlatlar nasip eder. İnşallah Teala salih salih evlat. Amin. Çok teşekkür ederim hocam. Birkaç sorum olacak ama frankası bulamadım. Telefonda yanıtlama şansınız varsa çok memnun olurum hocam. Estağfurullah. Buyurun. Hocam benim bir öncelikle hani özellikle şey hayırlısı olsun, hayırsızsa olmasın diyoruz ya, deniliyor ya. Ben de hani böyle diyorum hocam, hayırlısıyla olsun diyorum. Ben bu tabir yanlış mı acaba? Efendim öyle de talep edilir. Çünkü Allah-u Teala hepimizin sahibi ve yaratanı. Ya Rabbi hakkında hayırlı olanı ihsan et. Ben her zaman hayırlısıyla nasip et. Hani evet. İstersem hayırlısıyla nasip olsun diye dua ediyorum. Yanlış değil efendim. Yanlış değil değil mi hocam? Evet. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Bir de hani bulunduğum çevrede hocam hani yeni kaçındım buraya. Bilmiyorum kimse hani kim ihtiyaç sahibi. Öyle bir imkanım olmadığı için hani böyle şey oluyor ya. Hayvanlar falan vesaire. Hani sadaka niyetine onlara bir şeyler vermeye çalıştım. Çünkü kimseyi bilmiyorum. Çevremdeki kimse de hani çok fakir değil, öyle biliyorum. O şekilde olur mu? Sadaka niyetine geçer mi? Elbette. Allah-u Teala tamam, yarattığı bütün mahlukata iyilik sadakadır. Tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Hocam bir iki sorum daha olacak da. Şimdi bayanlar ay hali yaşıyoruz ya. Mescitte, camilerde bulunabilir miyiz bu dönemlerde? Hani gidip namaz kılamıyoruz. Hayır. Ama hayır. Haramdır girmek. Gidemiyoruz. Tabii. Evet hocam, ben de çok araştırdım. Hani büyük alimlerin çoğunluğu gidilmemesi gerekiyor diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü de var. Girilmemesi gerekiyor diye. Ben bir de sizden peki şey yapmak efendim istedim. Hocam bir sorum daha olacak. Çok özür diliyorum. İkindi ile öğlen ve ikindi arası bir namaz kılınacakmış. Öyle bir namaz var mı? Varsa nasıl kılınacak yok hocam? Yok değil mi öyle bir yok namaz? Efendim. Tamam. Tamam. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. İyi günler. İyi hayırlı günler diliyorum. Miraç kandilinizi kutluyorum bu arada. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Sizinki de mübarek olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Hocam bir de duanızı alayım mı? Kendimi tüm Rabbim iki can saadeti versin size de, sevdiklerinize de, ahir zaman fitnelerinde muhafaza buyursun inşallah efendim. Amin. Allah-u Teala amin. Kabul etsin inşallah. Hocam benim sorum, tek bir tane sorum var. Şimdi oruçluyken kadın hastalıkları doktorunun alttan muayene için sürdüğü bir sıvı var kayganlaştırması için. Bu oruca zarar verir mi, onu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Biraz yüksek sesle lütfen. Hocam bizden ilk önce dua istiyorum. 4-5 tane çocuklarım var. Hiçbir namaz kılmıyor. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Din ve dünya saadeti ihsan etsin inşallah Teala. Amin inşallah. Birisi çocuğun atak adammış. Kurban demedim diyor. Orası da tereddütte. Ama bir yetme param vereceğim dediğin, koç mu keseceğim dediğin diyor. Çok tereddütte. O adam yerine şeyin, dilediğim geldi diyor. Ne yapman gerekiyor diye. Onu öğrenmek istedim. Peki ama efendim. Oldu efendim. Bir de hacamet günlerini şey yapmak istiyorum. Tekrar dinlerim ama hatırımda yok şu an. Hacamet yapılmak istiyorum. Peki efendim. Bir tek kitap istesem hocam. Kitap için arkadaşlar yardımcı olacaklar size. Hayırlı günler. Hocam ben bir şey duydum birisinden. Yani şöyle dinini bildiğini düşündüğüm veya bildiğim birisi. Bir derdi var. Bir sıkıntısı var benim de mesela bildiğim. Yani bununla ilgili olarak hani işte dua et falan gibi bir şey söyleyince dedi ki ya ben işte bununla ilgili olarak zaten yıllardır işte dua ediyorum. Sanıyorum bu kazayı mübrem. Bununla ilgili dua etmeyi bıraktım. Bu söylediği bana tehlikeli gibi geldi. Yanlış. Yanlış değil mi? Yanlış. Nereden biliyor?
Nereden biliyor? Eğer kitaplar okumuş olsam kalbe böyle bir düşünce gelmez. Velev ki şeytan ve nefisten böyle bir vesvese gelmiş olsa, hop der, bir dakika ya. Kitaplar böyle yazmıyor. Sizin dediğiniz gibi yazmıyor. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki bana dua edin. Benden isteği veririm. Benden isteği veririm. Ve yine Saadet-i Ebediye'de de Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hazırlayıp yayınladığı diğer kitaplarda İslam ahlakı dahil olmak üzere kıyamet ahirete sahab-ı kiram kitaplarında da yeri geldikçe ifade ettikleri, anlattıkları ısrarla duanın şartlarına riayet edilmesi lazım geldiğini ve şartlarına riayet edilen duanın, Süleyman-ı Gazali Hazretleri'nden nakil var, tövbe olsun, dua olsun, şartlarına riayet edildiği zaman indi ilahi de makbul olduğunu, ya ama bir şey yok yani, bir şey istiyorum da vermiyor. Heh, o konuyu da izah etmiştir. Yıllardır da olmuyor yani. Şimdi yapılan dua şartlarına uygunsa, kul samimi ise, ihlas da yapıyorsa Allah-u Teala kabul eder. Buyuruluyor. Kabul eder. Yalnız antiparantez şunu da hani bugünkü tabirle söyleyeyim, vurgulayarak ifade ediyorlar. Allah-u Teala yaratandır. Haşa bizim hizmetçimiz değil. Aa benim şu ihtiyacım oldu. Şunu bir veriver. Emri ne olur? Başka bir ihtiyacın var mı? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. O Halık'tır. Biz talep ederiz. Verir, verir. Yaratır, yaratır. Yaratmaz, yaratmaz. Bizi ilgilendirmez o. Ama şartlarına uygun olarak yapılan dua, şartlarına uygun yapılan tövbe kabul olur. Ehl-i Sünnet alimleri ittifakla hepsini bunu bildiriyorlar. Ondan sonraki bildirdikleri var. Duayı kabul eder, dünyada vermez. Ahirete bırakır karşılığını. Orada çıkar karşılığı. Dünyada vermez. Hatta mahşer günü yaptığı o duaların karşılığı orada çıkınca diğerleri dünyadayken duasının karşılığı görüp burada aa bak Allah-u Teala duamı kabul etti, benim bu sıkıntımı giderdi diyenler öbür Mustafa Dogöz'ün dua edip de işte kabul olmadı dediği, düşündüğü duaların orada kabul olup kendisine onun karşılığı verilince diğerleri tüh 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 diyeceklermiş. Keşke bizimki de bizimki olmasaydı. De dünyada kabul olmasaydı da burada verilseydi. Çünkü dünyada kabul etti, şunu isterim, verdi Cenab-ı Hak, o da burada kaldı. Ama ahirete bırakılan, karşılığı ahirete bırakılan sonsuz seninle kalacak. Sonsuz seninle kalacak. Hatta Mızrakçı İlmihal'de, Üçetül İslam İlmihal'inde geçen bir şey var. O benim dikkatimi çekmişti. Bazen mesela kul gerçekten gözyaşlarıyla dua eder. Melekler bile haline acırmış. Ya Rabbi kulun çok yalvarıyor. Onun duasını kabul ettin buyurmuş. Ama karşılığını vermedin. Onun öyle dua etmesi hoşuma gidiyor buyurmuşlar. Buyurmuş Cenab-ı Hak. Hoşuma gidiyor. Karşılığını verse onu unutacak artık. Onu unutacak, vazgeçecek. Vazgeçecek. Onun için mesela bunlar iyi okununca o zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubat kitabını okurken orada zihninde çelişki meydana gelmez. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki dert ve bela olmasa bu dünyanın bir aynı şekilde tadı olmaz. Tadı olmaz buyuruyor ya. Ya ne demek bu falan. Çünkü insan dert ve bela zamanında dört elle sarılıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi diye. Ama sıkıntı yoksa ya Rabbi elhamdülillah tamam canım zaten duam falan filan. Bak gideyim o kadar yani. Verdiklerine şükür. Ama olsun. İçi yanmıyor. İçi yanmıyor. Evet. Hani bazen kendi başımdan geçtiği için anlatıyorum. Nasrettin Hoca merhum damdan düşmüştü. Hani gelmişler demişler efendim geçmiş olsun falan. Şöyle bakmış gelenlere, içinizde damdan düşen var mı? İçinizde damdan düşen var mı? Demişler niye soruyorsunuz efendim? Demişti adamdan düşen bilir benim halimi. Benim öyle para düştüğüm zamanlar oluyor. Olmuştu. Ha, o zamanki şeyim daha saf ve şey böyle berrakmış demek ki. İşte Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin başına gidip onu sana herhalde bir gece böyle Kadir Gecesi meğer yapmış olduğum şeyler sonra tezahür etti. Gördüm ben onları. Gördüm ben onları. Yakinen gördüm. Ondan sonra da tabii 11 geliyor. Dünyalık şey için bu büyükleri vesile etmek, Allah-u Teala'dan dünyalık istemek, kitapları okudukça insan utanıyor. Öyle bir şey isteyemiyor. Ondan sonra da mesela Saadet-i Ebediye'de de diğer kitaplarda da dinleyicimizde zaten onun üzerinde bir suali var dinleyicimizin. Hayırlısını istemek. Ben genel müdür olsam
hayırlı mı değil mi? Zengin olsam hayırlı mı değil mi? Efendim işte çok güzel bir kızla evlensem hayırlı mı değil mi? Bilmiyorum ki ben bunu. Ben bunu bilmiyorum. Ama nefsime hoş geliyor. Müdür bey, müdür bey diyecekler değil mi? E param olacak falan işte. Osman Bey işte bize. Hani görürsün bunu. Bir iki de böyle yalakaya kemik attın mıydı ya? Tamam artık etrafında ceketlikleyen de çok olur. Sen de kendini bir şey zannedersin. Peki o zannetmek nereye götürür adamı? Kibir. Arkası cehennem onun. Arkası cehennem onun. Dolayısıyla ta çocukluğunda, ortaokul yıllarında benim dikkatimi çekmişti. Ortaokula başladım, köyden geldim falan. O zamanlar işte milli piyango falan filan diyorlardı. Ta o zaman böyle ihsan-ı ilahi dikkatimi çekmişti benim. Mesela o milli piyangodan işte bilmem 1 milyon falana vurdu falan diye. O tip kimselerin ben akıbetini merak ederdim. Arada sırada gazete almazdım ama böyle kahvehanelerde şey yaparlardı. Çay içmek için falan böyle bir kahvenin önüne gittiğimiz zaman orada görürdüm. Merak ederdim ben. Bu adam neyin nesi falan diye. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Ömründe bu adam 1000 lirayı bir arada görmemiş. 1 milyon çıkmış. Ne yapacak bu? Mesela hiç unutmuyorum. Bir gazetede işte bir bakkal çırağına 1 milyon çıktı falan. Aha dedim bu bakkal çırağı. Ya çırak. Günlük belki 10 lira veriyordu adam ona. Değil mi? Mesela. Aylık 1000 lirası yoktu yani. 300-500 lirayla falan çırak netice itibariyle o zaman yetiştiriyor. Ne olacak falan. Ne oldu biliyor musun bir sene sonra? Gene o çocuk o bakkala geldi gene çırak oldu. Ve böyle merak olduğum için de insanı başına getiriyor, gözünün önüne getiriyor. İmvatlı lise yıllarında bir nüfus sayımı oldu. İmvatlı okullarında da genellikle köyden gelen çocuklar olduğu için devlet memur yetiştirememiş, şey yapamamışlar. Köylere de bizi gönderdilerdi. Sayım için. Sayım için. Obruk yaylası var, Obruk diye biliniyor. Obruk bir de o çukurlara deniyor da burasının ismi öyle, Obruk yaylası deniyor. Orada bir köye gönderdiler, Ova köyü. Biz dağ köyüyüz. Dağ köyleri kalabalık olur ve bitişik nizam olur. Ama ova köyleri değil. Çok geniş. Mesela bir tanesinin evi, işte ahırı, samanlığı falan neredeyse bizim 8-10 tane evin birleşti alanını kaplıyor. Geniş, öyle bir geniş. Şey. 17 hanelik bir köy. Neyse orada bir gece kaldım. Ertesi gün sayım yapılacak. O gece o kaldığım evdeki adamcağız bir şey anlattı. Dedi bu köye dedi bir çoban geldi. O sene dedi devlet dedi devlete ait olan araziden yeni işte evlenen veyahut da çoluk çocuk sahibi olmuş kimselere toprak veriyor. Çobanı da biz köyden gösterdik dedi. Devlet buna 100 dönüm arazi verdi. 100 dönüm. Adam çoban gelmiş 100 dönüm. Dedi zaten oradaki 17 hane her birinin 1000'er tane koyunu var. Hepsi işte 50-60 neyse koyun vermek suretiyle 300 tane de koyunu olmuş. Ya ben lisedeyim. Böyle şeyler de benim dikkatimi çekiyor ya. Peki dedim o adamın akıbeti ne oldu dedim ya. Adam ömründe görmemiş. 100 dönüm toprak veya 200 dönüm toprak. 300 koyun ne yapmış falan. Dedi önce çobanlığı bıraktı. Sonra dedi. Bunu dedi işte pavyonlarda şurada burada. Önce koyunları sattı dedi. Sonra toprağı sattı dedi. Dedim. Sonra bir sene sonra bizim köye dedi çoban olarak geri geldi dedi. Doğru mu? Çoban olarak geri geldi. Dolayısıyla bir şeyi isterken. Bu benim hakkımda hayırlı mı değil mi? Hayırlı mı? Mesela bazen dinlersin. Ya benim bir param olsa var ya. Dini İslam'a hizmet için işte kitap alır dağıtırım. Ondan sonra fakirleri gözetirim. Yetimleri gözetirim. Şunlara bunları yaparım falan. Sen ömründe hiç yaptın mı bunu? Yani fakirken bir kitap parası verdin mi? Veyahut da kitap alıp yok. Yalan söylüyorsun o zaman. Yalan söylüyorsun. Zengin olunca da öbürünü yapamaz. Ben çocukluğumdan beri dikkat ediyorum. Yapan söylemiyor. Tamam. Yani, öyle zaten. Yapmayın da küçükken bize derlerdi boş tenekeden çok ses çıkar diye. Hakikaten boş tenekeden çok ses çıkar. Ben çok, şunu yaparım, bunu yaparım. Çok konuşan zaten çoğu palavradır yani. Tabii çoğu palavradır. Dolayısıyla hani dinleyicimiz ben dedi hep hayırlısını istiyorum dedi de konu oradan açıldı. Onun için ya Rabbi benim hakkımda ne hayırlı? Ama işte benim istemediğim bir şey çıktı. Belki de bu hayırlı. Nereden biliyorsun sen hani şekilde? Nereden biliyorsun? İstediğin şeyin de belki de zamanı var yani sen onu bekleyeceksin. Biz hemen olsun istiyoruz. Bu Türkiye Gazetesi'nin yayınladığı Evliya Ansiklopedisi'nde geçiyordu. Bir zat aynı şehirde bulunuyor. 2 tane evliya bir zat var. Bir tanesi şey yapıyormuşmuş kendine ev. Çatıyı şey yaparken düşmüş kolu kırılmış. Kolu kırılınca ya kolu kırıldı bu.
Geçmiş olsuna gidenlere habire helva dağıtıyor. Öbürüsü tabii gönül ehli anlıyor. Diyor ki hayırdır. Yani kolun kırıldı, acıdı yani. Izdırap içerisindesin ama tatlı dağıtmanın alemi ne? Sus demiş kimseye deme. Çoktandır demiş ibadet yaparak, ondan sonra tesbihatta bulunarak demiş. Bir dereceye geldim, geçemiyordum. Damdan bir düştüm, kol kırıldı, o dereceyi geçtim demiş. Şimdi o zat için düşmek ve kolunu kırmak onun hakkında Allah-u Teala giden yolda onu biraz daha yaklaştırdı. Hayırlı mı? Hayırlı tabii ya. Hayırlı tabii. Efendim bu hastalık bana nereden geldi? Bir dakika dur ya. Arkadaşım Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde buyuruyor ki zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Bakıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın koyduğu kanun bu. Hiç kimse için değiştirmiyor bunu. Peygamber için de değiştirmiyor. Yok. Kanun bu. Herkes diyor söylediğinin, yaptığının karşılığını görecek kesin. Onun için elini açıyor. Ya Rabbi diyor ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Onun için hastalık gelirse, ondan sonra bela, musibet gelirse öp başına koy ya. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Niye? Bedelini ödettirecekler. Dünyada ödersen ahirette sormayacaklar. Çünkü Allah-u Teala bir koyundan iki poz çıkarmıyor. Birisini burada ödersen, yani yaptığın günahın cezasını burada ödersen, mesela kul hakkı. Allah-u Teala buyuruyor ki tövbeyle affetmem onu. Git Mustafa Toköz'e helallaş. Ağlarsın, yalvarırsın, sızlarsın. Efendim helal eder mi? Ya o da insandır. Ne kadar katı olursa olsun. İşte Fuday bin Yat Hazretleri hani Yahudili olan hadise. Adam Müslüman değil. Yalvarıyor, yakarıyor. En sonunda adam insafa geliyor. Netice itibariyle kuldur bu. İnsafa gelir. Tamam der ya helal ettim. Ondan sonra oturup tövbe edeceksin. Peki ne oldu bu? Silindi. Ahirette sorulmayacak. Peki. Mustafa Bey helal et ya. Helal etmez, helal etme falan. Helalleştik ama helal etmedi. Baş ver ya alsın ya falan. Ben tövbe ettim ya. Hiç hikaye yok. Mahşer günü gelecek arkadaşım ya. Gelecek o. Alacak onu. Alacak onu. Dolayısıyla dünyadayken onun için de buyuruyorlar ki kafir olsun, Müslüman olsun, fasık olsun, bidat olsun, bidat ehli olsun. Eğer ruhu bedendeyse hala bir şansı var. Hani diyorlar ya son çıkış. O son çıkış ölümdür. Yok ondan sonra çare yok. Ama ölümden önce hala çıkışlar var. Nedir o? Tövbe istiğfar kapısı. Herkes için. Herkes için var. Efendim ben çok günah işledim. Ne kadar günah işlersen işle. Samimiysen, gözyaşı dökerek Allah-u Teala'ya dönersen vallahi de billahi de tallahi de affediyor. Ya işte Fuday bin Niyat Hazretleri eşkıyaydı evliya oldu. Bişri Afi Hazretleri meyhaneden çıkmazdı evliya oldu. Habibi Hacem Hazretleri tefecilik yapıyordu evliya oldu. Efendim o da mı? O da tabii ya. O da tabii. Hani meşhur ya bir tane at hırsızı. Kutup oluyor ya. Kutup oluyor. Atı çalmaya gelirken o bölgeleri kutup olarak geri dönüyor. Allah-u Teala ihsan edince olur mu? Olur. Tek olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri zamanında gelen Bizans elçisi işte bir köpek veriyor. Bir tane aynı şekilde neydi o kartal değil de Şahin getiriyor falan. Diyor ki avuş. Avuşsun. Diyor ki Allah-u Teala kuşları serbest bıraksın. Uçmuş gitmiş. Köpek de diyor aynı şekilde bırakın onu. Onu da bırakmış. Bir şişe zehir demiş. Bunun damlası aynı şekilde demiş. Düşmanınızı öldürür. Benim demiş en büyük düşmanım nefsimdir diyor. Şişenin kapağını açtı. Lakır lakır hepsini içiyor. Hazreti Ömer öyle içerken görünce elçi bayılmış. Kendine gece bakıyor ki Hazreti Ömer sağlam. Ben tövbe ettim. Ve geri dönmemiş. Orada kalmış. Ne niyetle geldi? Neye kavuştu? Cenab-ı Hak da geçmişini siliverdi gitti. Onun için Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin, illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine, mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu, müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa, iyiye alamet değildir.
hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o, Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram, Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse, bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği, onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla, ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak, görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler, Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında, deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri, bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş, insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar, bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan, bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti,
bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekri Sıddık Müslüman olunca, ''Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?'' dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak, bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir. Yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimizin cevabını telefonda verdik ama ikinci bir sualini de kaydetmişim ben. Bu ikide bir aynı şekilde şey yapıyor. Kadınların hayızlı iken camiye girmeleri haramdır, günahtır. Kur'an-ı Kerim tutmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları haramdır, günahtır. Şimdi kurslarda efendim işte Maliki mezhebinde bu ne aynı şekilde perhiz, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler yani bir tabir. Sen mezhep taklidinde karşı çıkıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Maliki'de bu var. Burada bir zaruret söz konusu değil. Zaruret olduğu zaman mezhep taklit edilir. Yani o ibadeti mutlaka yapacaksın ama kendi mezhebinde çıkış yolu yok. Ama diğer 3 mezhepten birisinde çıkış yolu varsa onun şartlarını gözeterek o ibadetini yerine getirirsin. Hadise bundan ibaret. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Herkes namazda kılacağı kadar aynı şekilde sureyi ezberlemiş olsa, yani her Müslümandan istenen bu. Onun dışında hafız olmak emredilmemiştir. Başka şey de emredilmemiştir. Camiye aynı şekilde gitmek emredilmemiştir zaten kadınlara. Hani zorluyorlar şimdi ya. Dolayısıyla haramdır, günahtır efendim. Peki efendim işte camide cemaat çıktıktan sonra orada Kur'an kursu gibi Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için girilir mi? Ya faizliyken zaten aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyamazsın. Kur'an-ı Kerim'i tutamazsın, camiye giremezsin. Günah, günah üstüne. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya yaklaşacaksın. Yani efendim ben çok hırsızlık yapıyorum, içki içiyorum, zina ediyorum. Allah-u Teala beni sever değil mi? Der gibi bir şey yani bu. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Sen Allah-u Teala'ya isyan et, ondan sonra da Allah-u Teala'nın seni sevdiğini bekle. Önce bunları bırakacaksın, terk edeceksin. Mesela kitaplarda anlatılırken bir sıralama konmuş. Mustafa Bey sıralamada şeyde var. Hakikat Kidon yayınlamış olduğu Harput-i İshak Efendi Diyâ-ül Kulûb. Hüseyin İlmi Efendi ona cevap veremedi ismini koymuşlar. Cevap veremedi ismiyle yayınlamışlar. Orada da var. Bir tasnif var. Nedir o tasnif? Öncelik hangisindedir imandan sonra? Haramları öğrenmek, bunlardan sakınmak. Ondan sonra farzları öğrenmek, bunları yapmak geliyor. Birinci sırada haram var. Sen haramı terk etmemişsin, farzları yapıyorsun. Hatta haramı terk etmemişsin, farzları yapmıyorsun. Kalkıyorsun, nafileler yapıyorsun. Uçacağım, kaçacağım, ben oldum diyorsun. Evet, bir şeyler olduysan, hani büyüklerden bir zat, böyle işte tasavvuf yoluna girmiş, yeni girmiş bir talebe, herhalde diyor ben oldum. O zat da diyor ki evet evet oldun diyor. Ben nezünler takabilirsin artık diyor. Ya. Ben nezünler takabilirsin. Papaz olabilirsin yani diyor. Papaz olabilirsin. Dolayısıyla önce haramdan sakınmak gerekir. Hayızlı bir kadının camiye girmesi haramdır. Hayızlıyken Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'i tutması haramdır. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri hayızlıyken okuması haramdır. Ha istisnalar var. Rabbena atina ayet-i kerime. Fatiha-i Şerif de aynı şekilde dua niyetiyle okunabilir. Dualar okunabilir. Allahümme salli, Allahümme bari, kelime-i tevhid, kelime-i temcid, kelime-i tenzih. Bunlar söylenebilir. Salavat-ı Şerife söylenebilir. Amentü duasını okuyabilirsin. Ama İhlas-ı Şerif okuyamazsın, Nas Felak Suresini okuyamazsın, Ayet-i Kürsi'yi okuyamazsın. Kur'an-ı Kerim'den ezbere bildiğin Yasin-i Şerif'i okuyamazsın, Tebareke'yi okuyamazsın. Bir fotoğraf çektirmek için de mi giremezsin? Hayır. Camiye girmek yasak. Camiye girmek yasak. Ancak mesela diyelim ki bir sebepten dolayı camiye girmişti, o anda hayız başına hemen terk etmesi lazım. Orada başladı mesela hayızı. Hemen terk etmesi lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın emrettiği, istediği ibadetler yapılmıyor. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmaya çalışıyor. Hani bir zamanlar vardı ya, bir camiye girmişler, bir cuma kılacağız falan. Ama 5 vakit namazını kılmıyor serseri. Serseri diyorum, özür dilerim. Bir sürü aynı şekilde kendini bilmez kadın gelmiş. Anarşist bunlar. Anarşist başka bir şey değil yani. Dinde anarşi çıkarmak için aynı şekilde gelmişler. Efendim camiden bizi kovamazsınız falan. Peki bir arkadaşım, Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam ümmetine yeryüzünün her tarafını mescit yapmış.
sen namaz kılmak istiyorsun da sen yani yer mi yok? Yer mi yok? Namaz kılmak mı maksadın yoksa bağcıyı dövmek mi? Ha, tabii üzüm yemek mi, bağcıyı yani. Dövmek mi? Bağcıyı dövmek niyetleri. Efendim gelelim diğer dinleyicimiz sualine. Oruçlu iken dedi. Bu erkeği de kadın da ilgilendirir. Önden veya arkadan vücudun içerisine sıvı zerk etmek Hanefi'de de bozar. Hanefi'de de bozar. Zaten Şafii mezhebinde bozuyor. Hatta mesela pamuk kullanmak bile yani eğer vücudun içerisine doğru giriyorsa Şafii mezhebinde orucu bozuyor. Erkekler için mesela. Erkekler için yani erkeklik uzundan içeriye pamuk aynı şekilde girerse oruç bozuluyor. İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadi öyle. Ama öbür türlü makattan olsun veya önden olsun sıvı zerk ediliyorsa vücudun içerisine. Veya krem. Hatta diyelim ki ilaç. İlaç. Mesela buyuruyor ki bazıları hastalanmıştır. Şimdi yaratırken Cenab-ı Hak o makat bölgesinde kaslar çok kuvvetlidir. Kolay kolay aynı şekilde şey yapmaz. Dışarıdan içeriye bir şey sızmaz, giremez. Ama hastalandı. O kaslar gevşedi. Şey yaptı falan. Mesela hamama veya sıcak suya gidip de içeri gibi oturunca oruçluyken içeri girme ihtimali söz konusu olabilir. Bunun için kitaplarda bu dikkat çekilmiş. Böyle bir durumun varsa ihtiyatla hareket edersin. Oruçluyken yapmazsın bunu. Peki oruçluyken banyo yapması, duşa girmesi falan bir mahsuru söz konusu değil. O zaman da ağzına dikkat etmen lazım. Son dinleyicimizin sualleri. Dinleyicimiz dedi ki çocuğum dedi adak mı koç mu dedi şey yapamadı. Efendim adak dediyse koç dediyse fark etmez. Yani koç dediyse koç cinsi bir şey kesecek yani. Tamam mı? Yani bir kan akıtacağım dememiş. Para mı vereceğim hayvan mı keseceğim diye şey yapmış. Ha, tereddüdü var. Öyle ne dedim acaba? Ha, burada bizim söylememizin bir kıymeti yok. Burada tamamen yetki kendisine, kalbine. Hangisi ağırlıkta ise onu yapacak. Ha ben koç keseceğim dedim. Koç keser aynı şekilde fakirlere dağıtır. Yok ben para vereceğim. O benim kalbimde ağırlıklı olan para verir. Efendim dinleyicimiz bir de dedi hacımat günleri. Yalnız o şeyi açık net bir şekilde ifade edelim de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam normalde mesela tansiyonu yüksek olanlar veyahut da mizacı müsait olanlar için 17, 19, 21 bu günler ay dünyaya baskı yapar, yaklaşır. Baskı yaptığı için de dünyada denizlerde gelgit olayı da olur. Bu baskı insan vücudunda da olur. İnsan vücuduna da baskı yapar, fark edemez. Kan o basınçla beraber beyne gider. Beyin kanaması olup ölüme sebebiyet verebilir buyuruyor. Hadis-i Şerif'te bildirilmiş bu. Onun için ayın kameri aylarına mı? 17'si, 19'u, 21'i. Mesela şimdi Recep ayı geçti. Şaban ayı geliyor. Şaban ayının 17'si 20 Mart pazara denk geliyor. 20 Mart pazara denk geliyor. 19'u 22 Mart salıya denk geliyor. 21'i de 24 Mart Perşembe'ye denk geliyor. Takvimlerde yazıyor. Türkiye takvimi varsa oradan da aynı şekilde bakabilir. Bu normal zaman için. Peki diğer günlerde hacamat olunmaz mı? Olur. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü hayatında var. Hemen o anda aynı şekilde bir rahatsızlık varsa hacamat yaptırmışlardır. Yani o günleri beklemek değil. Bu tavsiye edilen. Çünkü ayın basıncı var. O basınçta kanın beyine gidip de orada işte pıhtı mı diyorlar bugün evet. Diyorlar beyin kanamasına sebebiyet vermemesi için 17, 19, 21'i tavsiye edilmiştir. Ama bu 17, 19, 21'in dışında da hacamat olunur mu? Olur. Rahatsızlık varsa olabilir efendim. Dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki bir arkadaş dedi ki Allah-u Teala sonsuz önceleri canlıları yaratırken tasarladı. Tasarladı kelimesi insanlar için kullanıldığı için uygun değil. Allah-u Teala'nın dilemesidir demekte bir mahsur var mı peki? Yani bu, diledi denir. Evet, böyle söyleyeyim. Çünkü irade sıfatıyla o Allah-u Teala'ya mahsustur. Ama tasarladı insan içindir. Yani mahlukat için kullanılır. Mahluklar için kullanılan sıfatlar Allah-u Teala için kullanılmaz. Mesela düşündü.
Allah Teala şunu en ince teferruatına kadar düşündü. Bu insana mahsustur. Allah Teala için değildir. Çünkü düşünmek bizim gibi sonradan yaratılmış mahluklar için geçerlidir. Düşündü, tasarladı. Ondan sonra plan yaptı, program plan yaptı, program yaptı. İşte düzgün bir plan yapmış falan. Onların hepsi insanlar için kullanılır, Allah Teala için kullanılmaz. Peki ne olur? Küfre kadar gidebilir. Niye? Çünkü Allah'tan en zatî sıfatları anlatırken orada muhalefet-i havâtı sıfat var. Yaratılanların hiçbirisine benzemez. Hiçbir şekilde benzemez. Sen doğrudan doğruya birisine benzetiyorsun. Ve onda da aynı şekilde böyle ısrar ediyorsun, inat ediyorsan küfre bile götürür. Allah Teala korusun. Klozette taharet orucu bozar mı? Klozette taharet orucu bozar mı? Biraz önce söylediğimiz durum söz konusu. Yani o bölgedeki kaslarında herhangi bir rahatsızlık söz konusu değilse bir şey olmaz. Çünkü klozette su kuvvetli geliyor ya, herhalde dinleyicimiz onun için soruyor. Kuvvetli geliyor. Yani makat bölgesine oradan su içeri girer mi? O kadar tazikli de gelse girmez içeriye. Girmez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.